Feyza Nur Avcılar. Bugün sizlere kısa kısa hukuk serisi kapsamında sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlardan kısaca bahsedeceğim. Türk Ceza Kanunu'nda yer alan tehdit, hakaret, cinsel taciz ve dolandırıcılık suçları sosyal medya aracılığıyla işlenen suçların başında yer almaktadır. Ancak uygulamada en çok karşımıza çıkan suç tipleri sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçu ve yine sosyal medya üzerinden ve internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık suçudur. Öncelikle sosyal medya üzerinden hakaret suçunu inceleyecek olursak, hakaret suçunun nitelikli unsurlarından biri eylemin alenen gerçekleşmesidir. Ceza hukukunda aleniyet, eylemin üçüncü kişiler tarafından görülebilecek, duyulabilecek veya algılanabilecek biçimde işlenmesi anlamına gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında, eğer bir kişi herkese açık bir sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda veya bir mesajlaşmada üçüncü bir kişiye hakaret ediyorsa burada aleniyet unsuru gerçekleşmiş olur ve faile suçun nitelikli hali üzerinden ceza verilmesi söz konusu olacaktır. Uygulamada en çok karşımıza çıkan suç tiplerinden bir tanesi de ve günümüzde çok kişinin mağdur edildiği internet dolandırıcılığı suçudur. İnternet dolandırıcılığı suçu, bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenen bir siber suç türü olduğundan Türk Ceza Kanunu'nda yer alan nitelikli dolandırıcılık kapsamındadır. İnternet dolandırıcılığı türlerine bakacak olursak, satın alınan ürünün gönderilmemesi, kredi kartı dolandırıcılığı, kripto para dolandırıcılığı veya sosyal medya siteleri üzerinden dolandırıcılık şeklinde sayabiliriz. Eylemin hukuki ve cezai boyutu bir yana mağduriyet yaşanmaması adına internet üzerinden yapılacak alışverişlerde bir sanal kart oluşturularak bu kart üzerinden alışveriş yapılması, sanal karta bir alışveriş limiti tanınması, ödeme banka kanalıyla yapılacaksa havale veya EFT yönteminin tercih edilmesi, e-ticarette ise kapıda ödeme yönteminin tercih edilmesi tavsiyeler arasındadır. Dinleyen herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.